Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde bir fotoğrafı avatar şeklinde çiziminin üzerinde duracağız. Avatara dönüştüreceğimiz fotoğraf bu. Evet, çok tatlı bir kız çocuğu. Bunun için Illustrator'da yeni bir doküman oluşturduk. Fotoğrafları eklemek için File menüsünden Place komutunu kullanıyoruz. Masa üstümüzden Avatar çift dosyasını seçiyoruz. Evet, fotoğrafımızı bu şekilde yerleştirdik. Burada aktif olarak katmanları kullanacağız. Layers panelini Window menüsünden katmanlar veya Layers panelini tıkladığımız zaman Layers paneli açılıyor. Bu fotoğrafı şablon olarak kullanacağımız için bunun üzerine katmanlar panelinden çift tıklatıyoruz. Ve bunu template şablon olarak kullanacağımızı belirtiyoruz. Bu seçenek ne yapıyor? Açık mavi bir renkle bunun üzerine örtüyor. Ve %50 yoğunluğunu %50 olarak ayarlıyor. Dolayısıyla %50 şeffaf bir hale geliyor. Hem fotoğrafı görmüş oluyoruz. Hem de üzerinde yeni katmanlar oluşturup o katmanlarda gerekli olan çizimleri yapıyoruz. Bu katman, template olan katman otomatik olarak kilitli hale geliyor. Çünkü bu katman üzerinde herhangi bir işlem yapılmayacak. Okey diyelim. Evet, bakın fotoğraf daha açık bir hale geldi. Ve eklediğimiz katman kilitli halde yer alıyor. Dilerseniz kilidi buradan tekrar açabilirsiniz. Evet, burada avatarı çizerken dikkat etmemiz gerekli olan şeyler neler? Mümkün mertebe farklı olan ögeleri veya farklı tonlarda olan ögeleri farklı katmanlara çizmeniz. Yani burada ne yapabiliriz? Mesela yüz için bir katman çizebiliriz. Daha sonra yüzün üzerinde gözler, burun, ağız gibi ayrı ayrı katmanlarda oluşturabilirsiniz. Aynı katman içerisinde de çalışabilirsiniz. Yine şu yüz çevresinin üzerinde bir giyimle ilgili bir katman oluşturmamız gerekiyor. Bu şekilde çizimlerimizi yapıp renklendiriyoruz. Şimdi yeni bir katman oluşturalım. İkinci katmanımız 100 katmanı olsun. Burada dilerseniz çok hızlı bir şekilde 100'ü çizebiliriz. Hemen pen tool'la şu bölgeden 100'ü çizmeye başlayalım. Daha sonra saç üzerine geleceği için şu bölgeden çizmemiz uygun olur. Evet, şuradan dolgu rengini iptal edelim daha rahat görebilirim diye. Çizimimize devam edelim. Bu arada Space tuşunu kullanabilirsiniz fotoğrafı hareket ettirmek için. Space'i bırakıp tekrar çizime devam edebiliriz. Şöyle kaba taslak yüz çevresini oluşturalım.
Evet, yaka kısmını daha sonra yüzün üzerine oturtacağımız için yani dışında bir alandan seçerseniz de herhangi bir sıkıntı oluşmaz. Daha sonra beyaz bir yaka yapıp bunun üzerine oturtabilirsiniz. Şöyle yapalım. Yani şu bölgeye saç gelecek. Evet, çizim pentolla çizim ne kadar hassas yaparsanız o kadar daha sorun yaşayarak oluşturabilirsiniz çiziminizi. Evet, burası yanlış oldu. Hemen backspace sil tuşuyla şöyle yapalım. Buraya saç geleceği için biraz daha yukarıdan. Evet. Yani ilk bölgeyi oluşturmuş olduk. Burada yani renklendirme için Dropper Tool'la şuradan renk seçimi yapalım. Dilerseniz bunu değiştirebilirsiniz. Şöyle birazcık daha ten rengine yakın bir renk seçelim. Evet, ilk bölgeyi oluşturmuş olduk. Daha sonra bu katmanı gizleyip hemen üstünde yeni bir katman oluşturup gözlerle ilgili çalışmanızı yapabilirsiniz. Hızlıca bunu da yapalım. Daha sonra da çizimin bitmiş haline bakalım. Şöyle evet, burada çizdiğiniz çizgileri daha sonra stilize efektlerden Feather'la uyumlu hale getirebilirsiniz. Kenarları birazcık daha yumuşatarak. Gözlere bir bakalım. Evet, bu şekilde çizdik.
Şöyle yapalım. Buradan yine dropper'la şu rengi seçmeye çalışalım. Şimdilik renkleri bir değiştirelim tam görebilme adına. Dolguyla kontur rengine. Göz bebeği için şu bölgeye evet. Yine gözün yansıması ile ilgili şu bölgeye beyaz bir şey atalım. Burada efektten, stylize efektlerden feather yapabiliriz. 3 punt olsun. Puntu biraz fazla oldu. Evet. Burada yine şey kullanabilirsiniz. Aslında yüzün her iki tarafı simetrik. Yani şu bölgeyi seçip şuradan transform'dan reflect yapabiliriz. Yansıtma. Bir kopyasını oluştursun. Yansıtarak. Şu an karşı taraf içinde birazcık düzenleyerek yerleştirebiliriz. Aşağı yukarı kıvrımlar denk gelmiş olacak. Bu şekliyle. Evet, şimdi oluşturduğumuz grafiğe şöyle bir bakalım. Yani ne yaptık? Burada template katmanlı gizlediğimizde oluşturduğumuz şeyi görmüş olacağız. Şurada yüz ve gözleri oluşturdum. Bu şekliyle diğer ögeleri de yeni katmanlar ekleyerek şekli oluşturabilirsiniz. Evet, diğer ögeler için de uygun çizimleri yapıp gerekli renklendirmeleri ayarladığınızda avatarı oluşturacaksınız. Nihai görüntüye geldiğimizde burada template katmanını gizleyelim ve arka planda daha koyu bir renk olsun diye bir katman oluşturup oraya koyu bir renk eklemiştik. Bu şekilde elinizdeki fotoğrafları avatar haline dönüştürebilirsiniz.